Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, balon gibi kabaran nefis bazlama tarifi hazırladım. Eminim sizler de tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Balon gibi şişen bazlama nasıl yapılır? Bütün ayrıntılarıyla anlattım. Şimdi tarifime geçmeden önce hemen sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yeni paylaşacağım tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Vazlamamın hamurunu hazırlamak için 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı ılık suyu ekliyorum. Sütüle suyu ılık kullanmamızın sebebi hamurumuzun daha hızlı mayalanmasını sağlamak. Şimdi içerisine 1 paket islant kurumaya ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Eklemiş olduğum bütün malzemeleri kaşığımla güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine önce denelemiş olduğum unumdan azar azar ilave ediyorum. Unumu her zaman olduğu gibi kontrollü bir şekilde ekliyorum. Unun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı değişkenlik gösterebilir. Hamurumu yoğurduktan sonra ne kadar un kullandığımı sizlere açıklayacağım. Ayrıca kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak yazıyorum. Oradan ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz hamurum artık yoğunlaşmaya başladı şimdi kalan unumun hepsini ilave ederek tahta kaşığımı kenara alıyorum artık elimle yoğurmaya başlıyorum hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım hamur işlerinde hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işinden o kadar güzel sonuçlar alırsınız ben bu tarifte toplamda 7 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile hamurum istediğim kıvama gelinceye kadar yumruklaya yumruklaya güzelce yoğurdum. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Hafiften elime yapışan yumuşacık bir hamur hazırladım. Hamurum yumuşacık olduğu için bazlamamda yumuşacık olacak. Hamurumu güzelce toparladıktan sonra şimdi üzerine bir streç film temizle bir bez kapatarak oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum oda sıcaklığında 1 saat mayalandı ve güzel bir şekilde kabardı. Şimdi üzerine açıyorum. Tezgahıma biraz un serpiştirerek hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurumuz yumuşacık olduğu için bu aşamada elinize yapışabilir. Elinize yapışmaması için üzerine bolca un serpiştirebilirsiniz. Hamuru tezgahımın üzerine aldıktan sonra hemen toparlıyorum. Hamurumu toparladım. Hemen bir hamur kesme aparatı ile 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Hamurumu 8 parçaya kestikten sonra avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. İlk bezemi hazırladım, hemen kenara alıyorum ve diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak biraz un serpiştiriyorum ve artık açmaya başlıyorum. merdane ile bazlamamı açıyorum. Zaten hamurum yumuşacık olduğu için 1 iki darbe ile hızlı bir şekilde açılıyor. Bu aşamada çok fazla un serpiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Yapışmayacak kadar un serpiştirmeniz yeterli olacaktır. Bu bazlamanın özelliği hamurumuzu beze yaptıktan sonra hiç bekletmeden hemen pişirmeye başlayacağız ne kadar güzel kabardığını birazdan sizler de göreceksiniz. Dakikalarca beklemenize gerek yok. Bazlamamı açtıktan sonra tavamın içerisine alıyorum. Tavamı önceden biraz ısıtmıştım. Şimdi bazlamamı tavamın içerisine aldım. Bir spatula yardımı ile çevire çevire bazlamamı pişiriyorum. Bazlamanızı pişirirken mutlaka kalın bir tava tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Kalın ve yapışmayan bir tava olursa bazlamanız balon gibi şişerek pişecektir. Eğer ince bir tava tercih ederseniz pişirirken çok çabuk bir şekilde yanacağı için kızaracağı için bazlamanız bu şekilde şişmeyecektir. Gördüğünüz gibi tıpkı bir balon gibi bazlamam şişiyor. bazlamamı pişirirken sık sık çeviriyorum. Bu sayede ne kadar güzel kabardığını görüyorsunuz sizlerde. Mutlaka bu tarifi kaydederek denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim denediğinizde bir daha vazgeçemeyeceğiniz tarifler arasında olacak. Ayrıca bu bazlamanın hamurunu akşamdan hazırlayarak bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Sabah kalktığınızda kahvaltılarınıza hazırlayabilirsiniz. Bazı zaman pişerken sık sık çeviriyorum. Artık ilk bazı zaman pişti. Ocaktan aldım. Hemen ikincisini tavaya koydum. Bazlamamın birisi tavada pişerken ben de diğer bezemi açıyorum. O şekilde hepsini pişireceğim. İkinci bazlamamda gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kabarıyor. İnanın kabarmalara doymayan bir bazlama. Bazlamamı pişirirken çok yüksek ateşte pişirmiyorum. Orta ateşte pişiriyorum verdiğim bütün püf noktalarına uyarsanız sizler de evinizde balon gibi kabaran bazlamalar hazırlayabilirsiniz. Baz zaman piştikten sonra ocaktan alıyorum. Bazlamalarımın hepsini pişirdikten sonra Biraz tereyağı eritmiştim. Tereyağının içerisine de kıyılmış maydanoz koydum ve bir fırça yardımı ile bazlamalarımın üzerine sürüyorum. Bazlamalarımı bu şekilde sunuma hazırlıyorum. Sizler dilerseniz zeytinyağı da sürebilirsiniz. Ama inanın tereyağı ayrı bir lezzet katıyor. Tereyağı sayesinde bazlamamız daha da lezzetli olacak. Yumuşacık, pamuk gibi bir bazlama oldu. Güzel bir şekilde kabardığı için de kesinlikle arasında hamurlaşma olmadı. Ara katları da sünger gibi pişti. Hemen içerisinde sizlere gösteriyorum. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.